Cemrem, benim güzeller güzeli kızım. Prensesim. Annemi lütfen rahat bırakır mısın? Sen bu hayatta her şeyden çok senin iyiliğini isteyen, her şeyden önce seni düşünen annene böyle surat mı yapıyor? Benim iyiliğimi istiyorsun. Öyle mi? Ya iyiliğimi isteyen insan beni orada o adamların önünde rezil eder mi anne? Cemrem, bak o adamlar dediğin eşkıya, eşkıya. Mafya hep o adamlar, adam değil. Senin eşkıya dediğin adam bana ne kadar iyi davranıyor, haberin var mı? İyi davranıyor sana, öyle mi? İyi davranıyor tabii ya. Çok da iyi davranıyor, eminim. Ama ancak istediğini alıncaya kadar. Ondan sonra bakacak mı acaba senin o yüzüne? Doğru, sen iyi bilirsin öyle adamları. Cemrem, güzeller güzeli kızım. Bak ben bu hayatta çok büyük acılar çektim. Çok büyük hatalar yaptım. Ben istiyorum ki benim kızım da o hatalara düşmesin. Benim yaptığım hataları yapmasın. Benim çektiğim acıları çekmesin. Hep senin için bunlar ya. Anne beni çok sıkıyorsun. Beni çok bunaltıyorsun ya. Bir sürü söz veriyorsun ve bir tanesini bile tutmuyorsun anne. Evet ben Sırrı'yı yeni tanıdım. Sırrı'yı çok yeni tanıyorum. Ama Sırrı beni ne kadar seviyor, senin haberin var mı? Sırrı beni koruyor. Sırrı beni kolluyor. Senin bunlardan haberin var mı anne? Ver bakayım şu telefonu bana. Ne yapıyorsun? Sen artık bu odadan, bu evden adımını bile dışarı atmıyorsun. Anladın mı beni? Bu evden dışarı çıkmak yok. Telefon da yok bundan sonra sana. Bitti. Anladın mı Cemre? Bitti. Saçmalama. Anne saçmalama. Saçmalama anne, çocuk gibi beni buraya mı kilitleyeceksin ya? Bak benim hayallerim var diyorum, ben kariyer yapacağım, ünlü olacağım ya, bir sürü işim var. Ne saçmalıyorsun anne, kilitleyecek misin beni? Gerizekalı. Gerizekalısın kızım sen, anladın mı? Gerizekalı aptal. Bundan böyle bu evden, bu odadan adımını dışarı atmak yok. Anladın mı? Bitti Cemre, bitti. Anne, anne saçmalama. Anne, anne ya aç kapıyı anne. Ya anne tuvaletim gelirse ne yapacağım? Açar mısın lütfen? Yaparsın kızım. Odanın böyle tam ortasına yaparsın artık. Anne, anne lütfen açar mısın ya? Anne aç şu kapıyı lütfen aç. O arıyor Faysal. O arıyor. Eşkıya arıyor Faysal. Ne yapacağız? Açsana be boncuk. Açsana be güzelim. Aç. Aç telefonu, sor ne istiyor ya? Ben niye açıyorum Faysal'a? Bu kızın babası sen değil misin? Evin erkeği sen değil misin? Sen aç. Ya ben açarım. Konuşurum konuşmasına da. Yani biliyorsun ben sinirli adamım. Ağzımdan ters bir laf çıkar. Olayın boyutları değişmesin. Yani sen aç bence. Alo boncuk, neredesin sen? Ben Cemre'nin annesiyim. Bir daha bu numarayı asla aramayacaksınız Sırrı Bey. Aramayın kızımı. Eğer bir daha olur da Cemre'mi ararsanız size yemin olsun polise giderim, polise. Aramayın. Aferin kız, çok güzel konuştun ha. Bir daha hayatta aramaz, ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Bir daha arar mı hiç? He? O adam şimdi böyle korkudan zıngır zıngır titriyordur şimdi. Sen hangi dünyada yaşıyorsun Faysal? Bu adam korkar mı? Bu adam bir şeyden çekinir mi hiç? Sonuna kadar gidecek işte belli. Arayacak. Şimdi ben dün... Ya seni böyle bir şey için şimdi meşgul etmek de... Dün eve gittim abi ben. Aradılar beni, gittim konuştum ben de. Analığın ileri geri konuştu değil mi? Konuş o eşkıyayla, kızımdan uzak dursun falan fistan. Estağfurullah be şia falan. Ya ben söyledim onlara ama yani. Böyle bir şey olmaz dedim. Bu yani Sırrı abi sizin düşündüğünüz gibi bir adam değil. Anladım, uzatma. Anıl'ın yanlış anlamış. İnan. Bak ben Cemre'ye yardımcı oluyorum. O da senin kardeşin olduğu için. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Bak biz işle özel hayatı birbirine karıştırmayız. O seninle yaptığım ilk ve son konuşma olsun. Tamam abi. Herhalde söyleyeceklerim bu kadar. Ben gideyim o zaman. İnan. Al şu telefonu, kız kardeşine ver. Anıl'ın telefonuna el koymuş. Onunla konuşmam lazım. Tamam. Veririm ben bunu Cemre'ye. Cemrem, benim güzeller güzeli kızım. Bak ne güzel kahvaltı hazırladım sana. He? Yumurtanı da böyle tam istediğin gibi yaptım. Ne böyle çok katı, ne de çok cıvık. Seversin sen. Hadi et kahvaltını. İstemiyorum, yemeyeceğim. Aç değilim. Güzel kızım benim. Canım yavrum. Ben böyle meraklı mıyım seni odalara kilitlemeye? Ha? Ama ne yapayım Cemre? Mecburum. Sonra çok teşekkür edeceğim bana bak. Vallahi. Anne ne anlatıyorsun sen ya? Ya insanlar köpeklerini bile günde 3 kere sokağa çıkartıyor ya. Madem benim iyiliğimi istiyorsun bırak gideyim o zaman. Cık, olmaz. O mafya kılıklı adam senin peşini bırakana kadar çıkamazsın hiçbir yere. Buradasın Cemre, unut bunu. Sakın, sakın, anladın mı? Yeter. Aklından bile geçirme, yeter benim sabrımı daha fazla zorlama. Yemin ediyorum bu çaka vereceğim elim tersiyle bir tane. Otur oturduğun yerde. Of. Bana bak bana. Kahvaltını da ister edersin, ister etmezsin. İnan. Evladım geç. Geç, geç, geç. Oh. Ben biliyorum bu yüzü. Hiçbir şey halledememiş, gelmiş öyle. Bismillah, bir merhaba de önce. Merhaba İnan, merhaba. Ne oldu? Halledebildin mi? Çekecek mi o pis eşkıya ellerini benim güzel kızımın üstünden ha? Gülendam, Allah aşkına bırak çocuk anlatsın. Neymiş, ne değilmiş bir öğrenelim ya. Konuştum Sırrı abiyle, söyledim. Adam yardım etmeye çalışıyor Cemre'ye. Öyle sandığınız gibi bir durum yok tabii ki. Sen onu benim külahıma anlat, külahıma. Ben korktum geldim öyle pıstım demiyor da yardım etmeye çalışıyormuş diyor. Ne yardım he? Kim yardım istemiş ondan, kim? Ya Gülendam, bırak da çocuk anlatsın diyorum sana ya. Hem bir şey olsa Sırrı İnan'dan mı korkacak? Açık açık söyler değil mi? Bak Sırrı abi delidir, psikopattır, arızadır. Ama benim kız kardeşime bakacak adam değildir. Hep tamam ya, benim gözüm üstünde olacak Cemre'nin. Tamam. Oh. Ay. Çok rahatladım o zaman şimdi gerçekten. Ya İnan, eğer senin bir yardımın olacak olsaydı şimdi şu anda olurdu. Hem sen zaten hiçbir zaman Cemre'yi kardeşin gibi görmedin ki. Eğer bu olanlar Elif'in başına gelmiş olsaydı ciğerlerini sökerdin sen o adamların ciğerlerini. Yalan mı? Ben bir konuşayım Cemre'yle. 2 gündür konuşuyorum ben. Daha bir faydasını görmedim. Allah sen sabır ver baba. Kılıçlar burada çekilmiş belli. Ne o anne? Senin vurdukların yetmedi, şimdi İnan mı dövecek beni? Şişt. Sen bizi biraz yalnız bırak hadi. Cemre, bak o kulaklarını iyice aç. Abinin söylediklerini iyi dinle. O Sırrı denen adamı senden benden çok daha iyi bilip tanıyor. Anlatsın sana o savunduğun adamın nasıl bir eşkıya olduğunu. İyice dinle, olur mu? Bakalım. İnan, hiç boşuna çeneni yorma. Kimsenin bana nasihat vermesini istemiyorum. Annem kendi kendine yazdı bir senaryo, ona inanıyor. Sen şunu bir al da. Bunu Sırrı abi yolladı. Gülendam görmesin. Bak, Sırrı abi sana yardım ediyorsa etsin Cemre. Ama o kadar. Bu dünya sana göre değil kızım. Canın yanar, bak üzülürsün. Sonra ben bile kurtaramam seni ona göre. Ben ne yaptığımı biliyorum. Merak etme, Sırrı iyi birisi, sadece bana yardım ediyor. Hiçbir şey için zorlamıyor. Ben yine de seni uyarayım da. Canını sıkan, istemediğin bir şey olursa sen bana haber et, tamam mı? Tamam. Bir şey olursa ilk seni arayacağım. Aferin sana.